şöyle de bir alırsın. Tamam. Dönüyordum görsen. Sen yayındasın şu an, dönüyor. Tamam. 10 saniye. Herkese merhabalar. Çok güzel bir Çorlu gününden, pazar gününden, 27 Mart 2022 pazar gününden herkese merhaba diyorum. Evet, neredeyiz? Çorlu Meydanı'nda, Çorlu Belediyesi Meydanı'ndayız. Çok değerli tabii ki konuklarım var. Muhteşem bir kadın. Her zaman bahsettiğim, tanışmaktan çok gurur duyduğum bir kadın. Muhteşem bir kalabalıkla, daha da artacağını düşündüğüm bir kalabalıkla. Bugün Çorlu'dan size, Çorlu Meydanı'ndan merhaba diyoruz. Evet, kimler var yanımda? Bugün EYT Federasyon Genel Başkanı, çok değerli dostum, arkadaşım desem. Tabii ki. Gönül kesinlikle. Boran Özüpak ve Çorlu Dernek Başkanımız Hasan Çebi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çorlu'yu zaten biliyorsunuz. Biliyorum. Evet. Trakya'ya hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nasıl geçiyor? Yoğun geçiyor. Dün Çerkezköy Derneğimizle birlikteydik. Oradaki dederdaşlarımızla birlikteydik. Bugün de Çorlu'dayız. Yine derneğimizin ziyaretiyle, yine arkadaşlarımızla varız, biriz, birlikteyiz ve Çorlu'dayız demek adına 27 Mart pazar günü buradayız, sizlerleyiz, mutluyuz. Çok güzel, iyi ki bizlesiniz, sağ olun. İyi ki programımdasınız. Evet, belki hep Aralık'ta da yapmıştık sizinle bir, evet, program, muhteşem bir programdı. Evet. Orada da konuştuğumuz belki konuların tekrarı olacak ama hazırlandığınız bir miting var başkan. Bunu işte Hasan Bey de ara ara bana programlarımda hatırlatıyor. Ben de konuşmaya gayret ediyorum programlarımda. Evet. 15 Mayıs'tı galiba. 15 Mayıs, evet. 15 Mayıs için dilekçemizi valiliğe sunduk. Tabii bizim de bir hazırlanma sürecimiz var. Hemen hemen 1,5 aylık bir sürecimiz olmuş olacak. İzin konusunda bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Geçmiş zamanda da çok güzel mitingler, toplantılarla hakkımızı savunduğumuz bir ortamı yaşadık. Bu süre zarfı içerisinde de iznimizi aldığımız vakit bütün sosyal medyamızda, evet, 15 Mayıs'a hazırız arkadaşlar, izniniz çıktı müjdesini en kısa sürede vereceğiz. Orada da şöyle bir hedefimiz var. Biz 2 milyonla miting yaptık. Hedefimiz 5 milyon topluluğumuzla, ki bunun sayının artacağını da düşünüyorum ailelerimizle birlikte düşündüğümüz zaman. Siyasi partilerin kayıtsız kalabileceği bir durum olmayacak. Şimdi yani öyle bir sayıdan bahsediyorsun, evet, ki başkan. 5 milyon. Evet, 5 milyon iddialıyız. İddialıyız. Çünkü hakkına sahip çıkan o kadar çok arkadaşım var ki, geçmişte verdiğimiz mücadeleyle bugün herkesin ağzında EYT ise, herkesten de EYT'li oluyorsa, o Maltepe miting alanında 15 Mayıs'ta bütün EYT'liler olarak hep birlikte haykıracağız. Şimdi herkes tabii ki artık EYT sorununu gündemde, çok sık gündemde zaten tutuyorsunuz. Ciddi bir, evet, sosyal platform, sosyal ağlarda bunu çok güzel bir şekilde gündemde tutuyorsunuz ama nedir başkanım bu EYT? Yani belki duymayan oldu, evet, bilmeyen oldu. Kısa böyle bir tanım yapabilir miyiz? Emeklilikte yaşa takılanlar. EYT'nin açılımı 8 Eylül 1999 öncesinde işe girişlerin iki şartı tabi iken, üçüncü bir şartım, yani yaş haddinin getirilmesiyle emeklilik hayallerinin ötelenmesi. Kadınlarda 20 yıl 5 bin prim günüydü bu iki şart. Erkeklerde de 25 yıl 5 bin prim günüyle çalışma hayatımız devam ederken, maçımız oynanırken son dakika kuralı değiştirilip 1 dakika sizin 2 ila 17 yıl daha uzatacağımız bir yaş haddini getirerek sizin emekliliğinizi öteleyecek. Anayasal hakkınızı elinizden alacağız, aldılar. Eşitlik ilkesine aykırı davranıldığını biliyoruz. Çünkü aynı şartlarda çalışma hayatı içerisine girenler, bugün bize erken emeklilik istiyor diyenler, o şartlarla emekli oldular. Bu da bizim eşitlik ilkesinden faydalanamadığımız bir vatandaş olarak haykırdığımız durum. Artı yasaların öngörülebilir ilkesinin hiçe sayıldığı, yani eğer bir yasayı koyuyorsanız o yasa ileriye doğru işler ki siz bütün planınızı, bütün geleceğinizi
buna göre endekslersiniz, plan program yaparsınız. Ama maalesef kimimizin 5 yıl, kimimizin 7 yıl, kimimizin 10 yıl çalışma hayatı içerisinde olduğu süreçte ben bir EYT'li olarak 10 yıl yaş haddine tabi tutulan birisiyim. Hasan Başkan'ın keza öyle. Olmayan yok. Her evde karılı kocalı herkes EYT'li. Edirne'sinden Kars'ına kadar. Emeklilikte yaşa takılanların açılımı bu. Mücadelesi anayasal hakkının, kazanılmış hakkının iade edilmesi. Peki başkanım, bu son dönemde hepimiz görüyoruz. Tüm Türkiye'de bir hareketlenme var, görüşmeleriniz var. Var, evet. Nasıl geçiyor? Bırakmıyoruz görüşmeleri. 22-23 Şubat'ta Ankara'daydık. Muhalefet genel başkanlarıyla görüştük, mitingimize ön davetimizi sunduk. Yakın zamanda davetiyelerimiz de yine Ankara'da olacağız. Biz bütün kapıları arşınlıyoruz. Muhalefetin zaten evet haklısınız dediği ve çözüm önerileriyle bizlere geldiği bir ortamı yaşıyoruz ama hükümetimiz tarafından, işte Cumhur İttifakı tarafından evet ufak ufak bir görüşme var. Bu da dumanı tüten seçim harifesi olarak yorumluyoruz bu süreci. Çünkü 22 yıldır bir mağduriyet devam ediyor. 20 yıldır hükümetimiz olan bir Cumhur İttifakı'yla yönetiliyoruz. Dolayısıyla bugün hemen hemen 2 ay oldu değil mi başkanım? AK Parti Grup Başkan Vekili'yle görüşmemizde. 2 aylık bir süreçte. 2 aylık bir süreçte. Emeklilikte yaşa takılanlar için bir çalışma yapılacağı ve sene sonuna kadar bunun anlatılacağı söylendi. Zaten basına da yansıyan buydu. Ekstra bir şey duymadık biz. Federasyon dernek başkanlarından arkadaşlarımız temsilci olarak gittiler bu görüşmeye. Hükümetimizin şu an bize taahhüt etme gibi bir lüksü olamaz diye düşünüyoruz. Olamaz çünkü muhalefet değiller. Muhalefet nedir? İktidara talip partilerdir. Ama iktidar olan partilerin de bize taahhütle yaklaşımlarını biz kabul etmiyoruz. Biz icraat istiyoruz diyoruz. Artı o çalışmalarında hangi içerikle neyi kapsayacağı, yeni bir mağduriyet mi yaratacağı, bunların detayları yok. İlerleyen süreçte bakalım gün ola harman ola siz de ekleyen tarafı. Hatırlatmak gerekiyor genel başkanım. Evet. Biz seni AK Parti ile bir masaya oturduk, bir görüşmeniz oldu. Evet. Bunu herkes biliyor ama şimdi biz o masada hiçbir format konuşmadık. Tabii. Yani şu anda basında öyle bir izlenim yaratılıyor ki sanki EYT masaya oturdu. Bu söylenen formülleri EYT kabul etmiş gibi, lanse ediliyormuş gibi gösteriliyor. Buradan herkes şunu iyi bilsin ki EYT Federasyonu bu masaya oturduğunda hiçbir formül konuşmadı. Ne federasyon olarak biz bir formül sunduk ne de hükümet kanalından bize sunulan bir formül var. Yani böyle bir şey yok ortada. Kimse bu basında dolaşan işte bilgi kirliliği diyeyim artık. Buna itibar etmesinler. Net ve gerçek sonuçları öğrenmek istiyorlarsa federasyonumuzu takip etsinler. Bizleri takip etsinler. Doğru cevapları bizden alabilecekler. Yani o bahsedilen işte 5 formül. Yok öyle, böyle bir, şey, öyle yok. Bir şey yok. Hatta Aralık ayında da hani sizinle İstanbul'da dernekte yaptığımız programda da bunu konuşmuştuk. Formül falan istemiyoruz demiştiniz. O benim aklımda çok kaldı. Formülümüz bizim tek diyoruz. Erdal Başkanım, Hasan Başkanım da güzel bir konuya değindi burada. Bizim formülümüz tek diyoruz. Bizi mağdur eden 4447 sayılı kanunun geri aleyhte işletilme maddesinin iptali bizim sorunumuzu, bu adaletsizliği gidermiş olacak. Bu formülleri zaten yetkili ağızlardan duymadık. Sadece basına yansıyan haberler olarak. Spekülasyon gibi de oldu. Aynen ve şu da var, hani yılların tecrübesi içerisinde olup da her seçim döneminde, o sosyal medya sayfaları, internet, gazeteler, EYT çıkıyor, EYT çıkacak, EYT tozlu raflardan indi. Ya çıkacak, çıkacak, elbette çıkacak ve o dönemin bu dönem olduğuna inanıyoruz, mücadelemizi bırakmıyoruz. Son EYT'li arkadaşımız emekli olana kadar da bu mücadelenin içerisinde var olacağız diyoruz da, catlar, cekler artık yordu bizi. Değil mi? İcraatlar.
Necat. Ben hem ilk Hasan Bey'le program yaptığımda ve sonra sizinle yaptığımda o yıla çok takıldım. 22 yıl. Evet. Evet. Yani 23. yılına geliyoruz. Hatta geçen programda da düzelttiniz. Evet. 23 yıl. Yani işte benim oğlum 24 yaşında. Doğdu, büyüdü, işte okulunu bitirdi. Siz hala bu şeyi mağduriyet konusunda çabalıyorsunuz. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Güç versin. Teşekkür umarım ediyorum. Hani bir an önce dediğim gibi her zaman da söylemeye gayret ediyorum. Umarım çözülür. Biz ummayı geçtik. Çıkacak diyoruz ya. Çıkacak yani. Çıkması lazım. Çok mücadele veriyor. Yani mağduriyetler her gün artıyor. Özellikle bizim yaş haddimizden dolayı yaşadığımız sıkıntılar zaten ortada. Bizi yok sayamazlar bu saatten sonra. İktidarı muhalefet, muhalefete iktidar yapacak güç de biz olduğumuz için biz çıkacak diyoruz. Çıkmazsa da her Türk vatandaşı anayasal muhtaçlık görevi itibariyle gidecek. Hani bunu bazı arkadaşlarımız yorumlarda tehditkar olarak şey yapıyor ediyor da ya bizim oyumuz meclisimizi kuruyor. Meclisimizi seçiyor. Yasaları onlar çıkarıyor. Vermeyene vermeyeceksin. Görmeyeni görmeyeceksin. O kadar basit. Benim oyum kıymetli. Sizin oyunuz kıymetli. Çok. Ve mağdur edilen bir topluluğun oyu çok kıymetli. Evet. O yüzden çıkacak. 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 Haydi bakalım. Bunda şöyle bir şey var, bir tabir var da. Patron çalıştırdığı işçileri kendisi seçermiş. Patron da halk olduğu için bize gerekeni çalıştıracağımız kesinlikle işçileri kendimiz seçeceğimizi burada herkes emin olabilir bu konuda. Kesin. Ya öncelikle herkes kendi hakkına sahip çıktığı süreçte inan. Her şey o kadar güzel olacak ki, eğer bir bananecilik, eğer işte birileri uğraşıyor, oradan nemalanayım, buradan nemalanayım. Bak bugün pazar günü, burası dolup taşacak. Evet. Ve hakkım diyen arkadaşlarımın burada kalabalığına hep birlikte şahit olacağız. Mesela geldiğimden bu yana çok fazla bir artış doluyor, taşıyor, dolacak, bugün tabii dolacak. Ki. Evet, Çorlu yani, Meydanı bugün EYT'lilerle dolacak diyelim. Pazar günü, kesinlikle pazar gününün önemi nedir? Aileler çoluğunu çocuğunu alır, hava güneşli, kendi keyfine bakar, yatar, dolaşır. Ama biz bugün bu arkadaşlarımızla buradayız. 15 Mayıs'ta da uyumayacağız, gece gündüz çalışacağız, bütün eksikliklerimizi tamamlayacağız ve Maltepe miting alanında olacağız, Türk Türkiye olarak. Harika, harika. Yani. Ben de merakla bekliyorum. Kısmet olursa belki ben de orada olacaksınız. Olacaksınız. İnşallah, inşallah. Evet. Güzel yorumlar var. Biraz onlardan devam edelim mi? Hem belki sorular gelir sizlere. Gerçi artık herkes eminim EYT konusunda hani bilgilendik. Gerçekten bilgilendiğimizi düşünüyorum. Sizlerin sayesinde, sizlerin bu uğraşları, görünürlüğünüz sayesinde bilgilendiğimizi düşünüyorum. Şöyle de bir cümle şeyimi tamamlamak istiyorum açıkçası. Yorumlara geçmeden evvel. Şimdi bazen yorumlara bakıyorum, takılıyorum orada. Deniliyor ki ne yaptınız? Evet, 2015'te kuruldunuz, 2018'de ayaklandırdık derneğimizi, federasyon olduk. Ne yaptınız diyen arkadaşıma sormak istiyorum. Bugün emeklilikte yaşa takılanlar herkesin ağzındaysa, siyasetinden tutun, gazetecisinden tutun, köşe yazarından tutun, sokaktaki bir arkadaşıma mikrofon tutun, ben EYT'liyim diyor. Konuyla alakası olmayan birine sorun, ben EYT'liyim diyor. Bunu biz STK'laşmanın verdiği önemle davasına sahip çıkan arkadaşlarımız da başardık. Kaderdaşlarımız da başardık. Ve ne yapıyoruzun göstergesi bugün herkesin ağzında bu sorun varsa biz çok şey yaptık. Çok şey başardık. Muhalefet partisi baskı unsuru. Biz tabandaki sorunu tavana taşımayı amaç edindik. Baskı uyguladık. Meclise taşıttırdık. Meclisin baskısıyla da inşallah şu seçim süreci içerisinde umuyoruz ki bir seçim malzemesi olmayız. İcraatla gerçekleşir sonucumuz. Ama öteki türlü o ne yaptınız ki hakkımızı mı aldı? Yani biz yasayı çıkarmayacağız ki. Biz mücadele verenleriz. Yasayı meclis çıkaracak. Biz ne kadar davamızın arkasında olursak baskı unsuru olmaya da o haliyle devam edip sonuçta getireceğiz. Bunu algılamaları lazım.
çok şey yapıldı aslında. Diyebiliriz orada yani ne yaptığının sorusuna. En azından senin bir EYT mağduru olduğunu sana hatırlat. Evet, senin hakkın için yani, alanlar da oldu. Bilmiyorlardı çünkü nasıl bir mağduriyete maruz kaldıklarını insanlar bilmiyorlardı. Bu EYT sayesinde birçok insan bu mağdur olduğunu öğrendi. Yani en basit kendimden örnek vereyim. Ben de EYT'li olduğumu farkında değilim. 2016 yılı ya da 2015 yılı olabilir EYT'nin işte derneğinin hareketli olduğu dönemlerde sosyal medyadan ben denk geldim. Ya EYT nedir diye baktım. Araştırdım, baktım ki ya ben de EYT'liymişim. O zaman Gönül Hanım'ı gördüm. Kırmızı başlı bir bayan çıkmış sahalara mücadele veriyor. Ya dedim ya o kadın haliyle bizim hakkımızı savunuyorsun. Ben burada durmam bana çok fazla bir yük olmaya başladı. Sahaya inmemiz gerekiyor. Kararını verdik. Ondan sonra biz çalışmalarımıza zaten burada başladık. Bireysel olarak başladık. Yani bir derneğimiz de yok. Bir temsilciliğimiz de yok açıkçası. Evet. Yani burada çoğunu da yoğun bir çalışma içerisine girdik. Ekibimizi kurduk. Tekirdağ bölge sorumlusu arkadaşımızı bulduk. Onunla birlikte çalışmalar götürdük. 2018 mitingine mesela öyle hazırlandık. Çorlu'dan 8 otobüs kaldı. Daha resmiyet yok yani. Resmiyet yok yani. Gönüllülükle. Yani Çerkezköy'den iki kez daha öyle. Buradan öyle bir gruplaşma yaptık. Ondan sonra ilk derneğimizi Çerkezköy'e kurduk zaten orada. Trakya EYT Derneği olarak ilk mücadelemizi orada verdik. Sonra buradaki kitle, ya burada niye dernek yok, biz bu Çorlu olarak dernek istiyoruz. Başkan dedi, siz bir şey yapın, halledin bir iş falan dediler. Biz o zaman işte Kocaeli'ne gelmiştik, Gönül Hanım çok iyi biliyor, Kocaeli çalıştayına katılmıştık. Evet. Orada Gönül Başkan'la görüştük, Çorlu'ya dernek kuracağımızı diye kendisine ilettik. Çok sevindiler. Oradan bizimle birlikte yani bu kitlenin büyümesine katkı sağlayacak olan herkesin yanındayız desteğini aldıktan sonra da biz burada çalışmamıza başladık. 2019'da da derneğimizi kurduk. Evet. Şimdi bugünden bugüne kadar da çok yol kat ettiğimize de eminim. Bayağı mücadeleler verdik. Burada çok insan gerçekten mağduriyetinin olduğunu bilmiyordu. Bu dernekler sayesinde öğrendi. Bizler sayesinde öğrendi. Bu davaya gönül veren öncüler sayesinde öğrendi. EYT'de ne yaptınız diyorlarsa işte biz bunu yaptık. EYT'yi tanıttınız. Yani, bir kırmızı başlı kadın. Evet. Öyle çünkü ben sosyal medyada da okuyorum Sayın Başkanım. Öyle çok güzel bir tanım. Benim de çok hoşuma gidiyor. Evet, benimle bütünleşti evet. Saçlarım da zaten bu mücadelenin içerisinde böyle bir... Bir güçle böyle. Hem isminizin verdiği bir şeyle. Güçle. Olmasınlar güzel, arkadaşlarımın bu haliyle yaklaşımları tabii beni de mutlu ediyor. Bir yaş haddi kadar aylık bağlanma oranlarını da emeklilikte yaşa takılanların verdiği mücadele amacı doğrultusunda insanlar önceki süreçte biliyordu ki yani ben bile bilmezken bugün işte aldığın maaştan 50 lira 100 lira eksiğiyle emekli oluyoruz düşüncesini maalesef ki şu anki hükümetimizin 2008 yılında çıkardığı aylık bağlanma oranlarının hesaplanma şeklinin değiştirilmesiyle maalesef o 50-100 lira değil 1500-2000 liralarla 3000 lira eksikleriyle maaş bağlantısını da yine derneğimiz, evet. Derneklerimiz, federasyonumuzun amaç edindiği mücadele içerisinde bizler tanıttık yani bizler bilgilendirdik. O zaman söylemiştiniz ama %28 miydi? En son 2008 sonrasında oran %28'lere kadar düşüyor asgari ücretinin ve biraz üzerinde o da 4.253 ile 6.000 lira, 5.500-6.000 lira arasında net ücret alan kişinin her çalıştığı fazla gün onun maaşının düşmesine sebep oluyor. İşte ben Aralık ayındaki programda da anlamaya gayret etmiştim. Evet. Fazla çalışıyorsunuz. Ceza yiyorsun. Yani sen niye fazla çalıştın diye seni cezalandırıyor bu sistem. Bu da aylık bağlama oranlarının düşmesinden dolayı, kas sayılarının değişkenliğinden dolayı orada bir kayıp oluyor. Peki şimdi bu yasa işledi. Geriye dönün talebiniz de olsun da işledi. Ama ne olacak? Abo için de mücadele edeceğiz. Abo bizim yaş haddimizin de çok önüne geçen bir mağduriyet yani olmuş. Yani bizim demek ki bizim söylemimizde yani bizim şartımız var. 4.447'nin gereği yönelik işletilmesinin iptalini istiyoruz. İptalini istiyorsunuz. Bu yaş haddimizin 99 çözümü. Öncesi, tamam. 99 öncesi biz sigorta sisteminin SSK'nın bize vermiş olduğu haklara talip olmuş. Yani hakkımızı istiyoruz. Kazanmış olan hakkımızı istiyoruz. Ya bunun içerisinde de aylık bağlanma oranı %76 idi.
O da otomatik mi? O zaman aynı şeye mi gelecek? Hayır, ayrı bir mücadele, ayrı bir kanun maddesi. Yani sonuçta bu iptali sağlanırsa bu da onun içerisine girecek olan bir şey. Talebimiz o. Çünkü biz bugün 2500 liralarla bağlanacak olan emekli maaşıyla emeklilik istiyoruz hakkımızda çok bir şey ifade etmeyecek. Asgari ücret 4253 lira. 30 yılın karşılığında bağlanan 2500 lira. 1 Ocak'tan itibaren. Yani evet biz mücadele veriyoruz. Bu yaş haddinden dolayı mağduriyet yaşatıldı. Anayasal hakkımızdan olduk ama abosuz da bir emeklilik çözüm değil. Çözüm değil. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz dedi ki çift dikiş yapacaklar. Ya biz çift dikiş de yapmak istemiyoruz. Biz anayasal hakkımızı verin ama verirken de insanca yaşanır bir maaşla verin. Evet. O yüzden abo, abosuz bir mücadele kesinlikle olmaz yani. Abo çok önemli. Yorumlara geleceğim ama bir şey daha sormadan geçemeyeceğim. Bu sosyal medyada özellikle çok gündemde, son günlerde de sizinle tanıdığım, aslında sizin dosyanızın içinde olan staj mağdurları. Sizin hatta şey staj mağduru olduğunuzu zaten söylemiştiniz programlarımızda. Siz de aynı şekilde ama çok merak ediliyor. Staj mağdurları neden gönül alım konuşmuyor diye. Oysa ki Aralık ayındaki programda o kadar güzel konuştunuz ki. Şimdi bu kardeşlerimi biliyorsunuz. Sizler beni tanıyorsunuz. Sosyal medyada da destek olmaya gayret ediyorum tüm mağdurlara sizinle beraber. Staj mağduru dostlar için ne söylersiniz? Şimdi daha cuma günü staj mağduriyetiyle ilgili bizim Twitter'ımız, sosyal medyamız çok etkili, evet, çok kuvvetli ve gece gündüz yılmadan dostlarımızla, ekip arkadaşlarımızla birlikte yol alıyoruz. Sırf staj mağduriyetiyle ilgili bir tat çalışması yapıldı. Yok. Çok da ses getiren çalışmalara imza atıyoruz bu anlamda. O da bir mağduriyet. O da bizim mücadele ettiğimiz sosyal güvenlik kurumu yasalarının yarattığı mağduriyet diliminin içerisinde olan çözüme kavuşturulması gereken bir süreç olduğunu her defasında vurguluyoruz. Çözülmesi lazım. Değil mi? Çünkü dosyanızı bana sunduğunuzda hatırlıyorum. Üçüncü maddemiz staj mağduru. Değişmedi o dosya. Hayır, değişmedi. Yani bizim mücadelemiz, evet, ismimiz emeklilikte yaşa takılanlar ama sosyal güvenlik kurumu yasaları, özellikle reform adı altında sunulan yasalar maalesef bizden götürücü yasalar olduğu için işçiden, emekçiden nasıl kırparım mücadele şeyi yasaları olduğu için biz o tüzükte bugün yaşatılan ve yarın yaşatılacak olan mağduriyetleri kapsayacak şekilde genişlettik. Onun içerisinde de yine bir staj mağduriyeti, aylık bağlanma oranları, işte doğum borçlanması, GSS. GSS şöyle, genel sağlık sigortası. İstersen hep ben konuşuyorum Hasan Başkanım. Yani, gereken yerlerde müdahale edeceğim. Peki. Genel sağlık sigortası bizim ve gençliğimizin, yani genç çocuklarımızın, Z kuşağımızın, işsiz kalan çocuklarımızın, işsiz kalan emeklilikte yaşa takılan arkadaşlarımızın yaşadığı bir mağduriyet. Bizim adımıza genel sağlık sigortası bu yaşa takılma maddesinin iptaliyle biz hakkımıza kavuşursak zaten otomatikman giderilmiş olacak. Orada da şu haksızlık var. Ya 30 yıl biz prim ödemişiz. 28 yıl prim ödemişiz. Primimizin içerisinde hastalık, yaşlılık, malilik diye önceden prim kodrosunu baktığınız zaman oradaki kalemleri oranlarına göre görürdük. Şimdi tek kalem yazıyor, çıkıyor. Ama onun içerisinde hastalık primi var. Hı hı. 28 yıl ödemişsin, 30 yıl ödemişsin. Bugün işsizim. Senin ödediğin o primlerin hiçbir yükü yok. Sen sigortaya gittiğin zaman bugün 1 Ocak'tan itibaren 151 lira olan genel sağlık sigortası ödemek zorundasın. Onu ödemeden? Muayene olamıyorsun. Ha, muayene oluyorsun ama eczaneye gittiğin zaman ilaçlarını alamıyorsun. Ödeyeceksin, ondan sonra alıyorsun. Bunun dışında çocuklarımız 25 yaş eğitimini bitirmiş olan çocuklarımız, çocukları gene anne üzerinden ya da aile üzerinden gidiyor ama arkada borç birikiyor.
işsiz çocuklarımız. Borçtan büyüyor. Büyüyor tabii. Hastane yani biz SSK hizmetini alsan da almasan da o senin her ay arkanda borç olarak birikiyor. Oğlumun da 1700 mi ne olmuş? İşsiz biliyorsun. Ya şimdi bu genel sağlık sigortasına yaşıyoruz. Ben öyleyim şu açıdan. Ülke, mesela bir sosyal ülke diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal ülke. Bu sosyal bir ülkede vatandaşlarına sosyal haklarını tam anlamında vermesi gerekmekte. Şimdi tüm çalışan bir işçi zaten devletleri başkanımın da dediği gibi zaten sigortasını ödüyor, vergisini ödüyor, zaten en güzel vergiyi işçi ödüyor. Tabii. Yani peşinen ödüyor. Peşinen ödüyor. Zaten sağlık sigortaları da bunun içerisinde ödeniyor. SSK primleri de ödeniyor. Bu insan işsiz kaldığı noktada bunlara bir sosyal devlet artık sağlıkta ücret talep etmemeli. Yani, oraya gittiğinde ücretsiz bir şekilde devlet hastanelerinden faydalanabilmeli. Mesela sadece yani bir çalışan olarak düşünmemek lazım. Hiç çalışmayan mesela ama işçi statüsünde gözükmeyen ev hanımlarımız var. Mesela ben de bunlar en iyi çalışan ve en çok çalışan, en çok dalda çalışan mesela ben öyle görüyorum. En çok dalda çalışıyorlar ev hanımları. İşte evin ekonomisinden sorumlu, işte mutfağından sorumlu, temizlik işlerinden sorumlu. Hani birçok dalda çalışmalarına rağmen işçi statüsünde gözükmeyen bir hanımlar işte. Bunlara şimdi eş olarak sen çalışırsan senden faydalanabiliyorlar. Ama sen de çalışamadığın durumda bunlar sağlık sigortasından da yararlanıyorlar. Yani hastaneden de yararlanıyorlar. Biz de diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, TC kimliği olan her vatandaş aslında devlet hastanelerinden ücretsiz bir şekilde faydalanabilmeli. Yani sosyal devlet diyorsak bunu bu şekilde olması gerekmektedir. Bizim bu benim düşüncem. Daha farklı düşünenler de olabilir. Bugün ikinizi bir de staja tekrar dönmek istiyorum. Lütfen. Bu çünkü gündemde olan sizin programlarınızdan böyle dinleyici olarak da katıldığımda bazen yorumlarda yazıyorum. Bazen bana da Facebook'tan da böyle mesaj atıyorlar staj konusunda. Şimdi arkadaşlar ya bizi iyi takip edemiyorlar. Yani yaptığımız çalışmaları iyi bilmiyorlar. Oradan staj için hani hiçbir çalışma yapmıyorsunuz, bizi niye dinlendirmiyorsunuz diyorlar da. Şimdi buradan şu açıklığı getirelim. Staj mağdurları için bir dernek var biliyorsunuz. Yani staj mağdurları derneği. Açıkçası biz onlardan daha çok büyük işler yaptık. EYT Federasyonu olarak. Biz Cumhurbaşkanlığı'na sunduğumuz bir imza çalışmasının içerisinde stajı sunduk. Öyle değil mi genel başkanım? Evet. Dosyamızın içerisinde. Bana göz vermiş dosyamı mı? Yok, imza kampanyası o detaylandı. Onda da var. Biz imza kampanyası başlatmıştık. 8 Eylül'de teslim ettiğimiz imza kampanyası. Biz burada bunu stajdan zaten bahsettik. Staj içerisindeydi bunu. Staj mağduriyeti giderilsin diye bunu Cumhurbaşkanlığı'na sunduk. Yani ve büyük bir imza şeysiyle birlikte verdik. Yani bu acaba çalışmayı yeterince tanıtamadınız mı? Çünkü ben o arkadaşlarla da görüşürüz. Ferhat Salman, Ferhat Başkan'la görüşmelerimizde. Onlar da hani sizin bu şeyinize çok destek oluyorlar aslında EYT grupları ama hani arada böyle bir şey mi oluştu? Bir kopukluk mu oluştu? Anlaşmazlık mı oluştu? Yok Ferhat Bey'le ben zaman zaman telefonlarla görüşmüştüm. Çünkü aynı şey ya. Aynı mücadeleyi. Sonuçta yani biz bir mağduriyet için mücadele etmiyoruz. Diyoruz ki sosyal güvenlik kurumu yasaları mağduriyeti. Bunun içerisinde stajı da var. Yani dillendirmemek, dillendiriyoruz, konuşuyoruz. Sunduğumuz dosyalar Cumhurbaşkanlığı olsun, Çalışma Bakanlığı'na sunduğumuz, geçmiş 2019'da yaptığımız görüşme şeyinde dosyamızda giderilmesi gereken mağduriyetler içerisinde 3. sıradaydı yani. Valla hepiniz hani gerçekten çok emek veriyorsunuz hem alanlarda işte bakın bir hafta mı oldu ya da kaç gündür alanlardasın başkanım? Geçen hafta İzmir'deydik. İzmir'de bu hafta buradayız. Haftaya Sakarya'dayız. Ondan sonra bir partiyle Zafer Partisi'nin çözüm önerilerinin sunulacağı bir organizasyonda olacağız. 16'sında miting hazırlıklarımız var. Ankara'ya gideceğiz. Davetiyeleri bizzat elimizle vereceğiz. Genel başkanları davet edeceğiz. Çok işimiz çok mücadelede bırakmadan bu kararlılığımızla biz sonuca ulaşmak istiyoruz. Peki işte İzmir'de başladınız, Trakya'ya geçtiniz. Nasıl gördünüz dün? Yani şeyler nasıldı, ortam nasıldı? Şimdi ortam güzel.
davasına sahip çıkan arkadaşlarımı görmek güzel. Beni hep tüylerimi diken diken eden olay şu oluyor. İlk zamanlarda başladığımız mücadelede emin olun gittiğimiz illerde 3 kişi ile toplantı yap. 2 araç gidiyor. Bunu bahsetmiştim. Bahsetmiştim. Ya bu unutamadığım anlardan birisidir. En son Trakya'da, ilk başlarda Trakya'da yaptık, 60-70 kişiydi. Daha derneğimizi yeni yeni faaliyete geçirip iller bazında görüşmelerde. 3 kişi oldu, 5 kişi, 10 kişi, 70 kişi, 80 kişi ve biz 2 milyonluk bir team yaptık. Yani bu tüyleri diken diken etmesine ne yapsın? Yani bunun, bu mücadelenin karşılığını da böyle görmek, davasına sahip çıkan arkadaşlarımı görmek beni ayrıca mutlu ediyor, ayrıca gururlandırıyor. Ve sonuca da birlikte ulaşabileceğimizin bilgisini hep sunuyorum. Yani sağ olsunlar, Gönül Boran Özüpak'ı bir önder kabul ettiler. Ona inandılar, onunla yol yürüyorlar. Ama ben de hep şunu diyorum. Tek başına hiçbir şey, birlikte her şeyi değiştirebilecek güçlüyüz. O yüzden böyle bu tarz organizasyonlarda arkadaşlarımla olmak beni tekrar heyecanlandırıyor. Birkaç yorum okuyayım, sonra size soracaklarım var başkanım. Çorlu EYT ile ilgili biraz sıkıştıralım değil mi başkanım? Tamam. Bakalım neler çalışmış. Yanınızda olacak mıyım misafirlerimize? Olun, hemen ben zaten toparlayacağım ondan sonra. Biliyorum çok yoğunsunuz. Evet. Bugün fazla zamanınızı almayacağım sizi. Rica ederim. Çünkü yorumlar o kadar fazla ki, ama yorumlar üst üste geldi ve çoğunu kaybettim. Kaçtı. Kusura bakmayın, okuyamadıysam, ama okumaya başlıyorum. Mustafa Bey, Mustafa Aydın, EYT gümbür gümbür seçime gidiyor demiş. Çıkmaz çıkaramazlar demiş Burhan Bey. Abdullah İyer, hak, hukuk, adalet istiyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak hakkımızı istiyoruz demiş. Başka bir yamaç taşımıyoruz. Evet, Ertan Fidan demiş ki, EYT bir hak mücadelesi, bir hedeftir, sandık demiş. Çıkacak, seve seve çıkaracaklar demiş Mustafa Aydın. Dilber Tiryaki, yanımızda olanın yanında olacağız demiş. Ezel Fatma, günaydın, hoş geldiniz başkanım demiş. Burhan Yıldırım, haramzade bu hükümet çıkarmaz EYT'yi demiş. Hasan Tigiz, emeğine pazarlığı olmaz, ya hepimiz ya hiçbirimiz demiş. Rahmi Köse demiş ki, Sayın Başkanım, Balıkesir'e de bekliyoruz. İnşallah sizi. Biz her yerde olmaya gayret içerisindeyiz. Şartlarımız, zamanımızın el verdiği süreçte. Çoluk çocuk yok artık. Yani onlar kendi. Bugün kızımın sınavı var, milli savunma sınavına girecek. Başarılar diliyoruz. İnşallah bütün öğrencilerimiz için, çocuklarımız için başarı dileklerimizi sunuyoruz. Zaten 18 yaşında bayağı sıkıntılar yaşadık. Yani yorumları da kaçırmanıza izin vermiyor ama. Artık kusura bakmayacak izleyiciler. Yok. Hani hayatımız EYT olduğunu vurgulamak istiyorum. Yaşam. Yani 18 yaşında, işte 4 yıldır 5 yıldır resmileşip de yol yürüdüğümüz, onun evveli de var, 9 yılı da var ama yat EYT, kalk EYT, iş ortamı bir EYT, iş yaşamanız var, iş yaşamam var, sokakta EYT, hastanede EYT, ben yorulmuyorum. Yani bir arkadaşımızı katabilmenin gururunu taşıyorum. Yorulmuyorum, yorulmadan devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden öyle bir vurgu yapmak istedim. Savaş Öster Semanur Hanım iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyorum Savaş Bey. İzlediğiniz için ben size çok çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Gönül Boran Özüpak iyi yayınlar diliyorum. Hasan Başkanım iyi yayınlar dilemiş Savaş Bey. Mustafa Aydın, yanınızdayız başkanım demiş. Erhan Akkoç, EYT, iktidar partisinin her temsilcisi ayrı ayrı yorum yapıyor, oyalama taktiğiyle geçiyor diye bir yorumda bulunmuş. Oyalanacak yaşı çoktan geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. O bilinçte en olgun topluluğuz. Sadece icraat beklediğimizi ilettik esasında. Yani bizi çok da yakından takip ettiklerini biliyoruz. Biz o kapıları da tırmalıyoruz. Kapıdan kovsalar bacadan girmeye çalışıyoruz. Ama olacak. Naci Kuşçu demiş ki, Bursa'dan selamlar EYT 16.
Halil Ergen Tekirdağ, yanı başımızdan belki buradadır bilmiyorum. Yeşim Koç'a hepsi ayrılmaz, bütün tıpkı bizim gibi EYT haktır demiş. Yaşar Kurt. Antalya Dernek Başkanı. Yaşar Bey mi? Yeşim Koçay. Yeşim Koçay. Kendisi belirtmemiş. Buradan belirtmiş olalım. Yaşar Kur. Yeter, 3. prim doluyor. EYT 33 zaten oldu. Biz yüksek, bize yüksek maaş versinler demiş herhalde. Mustafa Aydın, 23 yıldır prim ödüyorum demiş. Tabii EYT, EYT şeyleri çok fazla. Hepsini okuyamıyorum. Ben buradayım diyen arkadaşlarımız EYT ile. Evet. Levent Atacan, haklıyız, kazanacağız, selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Mustafa Aydın, Suriyelilerden bize fırsat kalmıyor ki demiş. Yüzeyir Genç, ben hastaneye gidemiyorum, çalışmıyorum, yaşımdan dolayı iş vermiyorlar demiş. Biraz önce herhalde bahsettiğiniz o durum. Yani çok çok üzücü, ne yazık ki çok üzücü. Kemal Dede, Devrim TV'ye ayrıca teşekkür ederim. Sağlık, sıhhat ve esenlikler dilerim, saygılar demiş. Teşekkür saygı ediyorum. Saygı bizden Kemal, abinize. İlk üçleki de değil mi? Evet, öyle hatırlıyorum, evet, programdan. Evet. Evet, Kemal Bey, benden de kocaman sevgiler dedemiz, size. Kemal dedemiz. Yani kolay değil, bakın 3'ün 2000 olması. 2000 şimdi 2 milyon şimdi 5 milyonu gidiyor. Muhteşem. O yüzden burada hemen Kemal Bey'in ilk attığı taş önemli. Kesinlikle. Hala da mücadelemizde, yanımızda. Ne kadar yıllar güzel. Evvel emekli olmasına rağmen hala mücadelemizde, hem maddi hem manevi destek içerisinde. O ve diğer arkadaşlarım gibi, önder alan arkadaşlarım gibi. Tabii ki yeni katılımlar çok ama çok daha önemli. Çünkü bir taraftan emekli olsak dahi yaşatılanların, yaşadığımız mağduriyetin unutulmayacaklığını bildikleri için, hı hı, emekli olsak da yanınızdayız diyenlerle yolumuza devam ediyoruz. Kemal Bey demiş ki 15 Mayıs'ta tüm mağdur arkadaşlar Maltepe Meydanı'nda olacağız demiş. Yani şeyini de vermiş. Yine burada. bizden önce. Vermiş yani, değil mi başkanım? Evet. Hasan Tegiz, evet, geliyoruz demiş. Levent Bey, Levent Atacan, İstanbul'dan selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Bizden de Çorlu'dan, tüm Türkiye'den, şu an bizi izleyen tüm illere çok çok selam söylüyorum. Çoğu yorumlarınızı okuyamıyorum. Lütfen kusura bakmayın. O kadar güzel yorumlarla ve katkılarla bizimlesiniz ki, daha konuşacağımız çok şeyimiz var ama başkanımın zamanı çok kısıtlı. Hasan başkanımın zamanı çok kısıtlı. Bugün Çorlu'da çok güzel bir organizasyonla, çok güzel bir karabalıkla EYT sorunları konuşulacak. EYT'lerin hak mağduriyetlerini konuşacağız. Hepimiz, tüm vatandaşlar. Burada siyasi parti ayrımı yapmadan umarım ki desteklerini göreceğiz. Çorlu Meydanı'nda tüm siyasi partilerin. Bekliyoruz değil mi başkanım? Bekliyoruz. Biz Çorlu'da Saddam Stant için çalışmalarımızı yaptık. Tekirdağ genelinde yaptık. Tekirdağ'da geçen il başkanlığının tümünü gezdik. Davetlerimizi yaptık. Çorlu'da da ilçe başkanlarımızın hepsine davetlerini verdik. Davet bizden, katıldım onlardan. Bekliyoruz. Bizim işimiz siyaset değil ama çözümümüz siyasetin merkezi olduğu için hiçbir kapı ayırt etmeden hükümetimizin, olsun AK Parti olsun, MHP olsun, diğer partiler olsun, hepsine davetimiz gidiyor. Harika. Hepsine zaten gidiyor. Zaten program yani başında dediniz ya, çözüm bizde değil. Aynen, mecliste yani. Biz mücadele edenleriz, verin hakkımızı diyenleriz yani. Evet. O yüzden her siyasi partide bugün, kesinlikle, Çorlu'da, bu meydanda ben görmek istiyorum. Başkan, sen ne diyorsun? Evet, herkesi buraya bekliyoruz. Tüm siyasi parti, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, artı tüm halkımızı buraya görmek istiyoruz. Yani buradaki sadıklığımızın amacı aslında 15 Mayıs'ı mitingimizi tanıtmak anlamında ve mitinge katılacak arkadaşlarımızın da talebini toplamak adına. Çünkü buradan ücretsiz araçlar kaldırmayı düşünüyoruz. Gerçekleştirebilirsek. O buradan halkımızı, kitlemizi Tekirdağ genelinde, Trakya genelinde, hatta bölgelerimizde, Edirne'sinden, işte Kırklareli'ne, Tekirdağ'sına, her taraftan araçlar kaldıracağız. Bunların işte talebini toplama adına, hem de mitingimizi
kendimizi duyurma adına bir standımızı bugün burada açtık. Genel başkanımız da sağ olsun bizleri yalnız bırakmadı. Yan yana bizimle birlikte sağ çalışmalarımıza güçlü bir şekilde birlik olduğumuzu gösterecek şekilde devam ediyoruz. Vallahi şu an ekranlarımın ne kadarından ne görüyorsunuz bilmiyorum. Şu an belki sadece beni görüyorsunuz ama birazdan tutku gösterecek çevreyi de. Ciddi bir kalabalık toplanıyor Çorlu'da, Çorlu Meydanı'nda, Çorlu Belediye Meydanı'nda. Bu saat 6'ya kadar mı buradasınız başkan? 6'ya kadar buradayız. Saat 6'ya kadar, evet, eminim standımız. Ki burada kalabalık daha da çok artacaktır. Size desteğin ben çok olacağını düşünüyorum, evet, başkan. Çorlu EYT Derneği, bir dernek var Çorlu'da. Bunu her programda söylemeye gayret ediyorum. Duyurmaya gayret ediyorum. Eminim ki burada yaşayan, şu an belki toplantılar dolayısıyla şehir dışında olan siyasi arkadaşlarımız vardır ama burada olanlar bugün eminim bu derneğin standını ziyaret edecektir. Sizlerin çok vaktini almak istemiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum bizlerle olduğunuz için. Biz de sesimiz olduğunuz için teşekkür ederim. Her zaman biliyorsunuz, her zaman nerede ne kadar sesinize ses olabiliriz bilmiyorum. Bugün sizlere kolaylıklar diliyorum. İki başkana da. Teşekkür ederiz. Son olarak bir sözünüzü alalım ve programımızı kapatalım. Yılmayacak, dik duracak, taviz vermeyecek, davamızı sonuna kadar savunacaklarız. Resmiyetimizle, gönüldaşlığımızla, gönüllülüğümüzle. Hakkına sahip çıkan arkadaşım 15 Mayıs'ta Maltepe'de olmalı. Bunu iletmek istiyorum. Jüpiter'den Mars'a! Jüpiter'den Mars'a! Eğer adalet varsa! Eğer adalet varsa! Çıksın artık bu yasa! Çıksın artık bu yasa! Çıksın artık bu yasa! Çıksın artık bu yasa! Çıkacak artık bu yasa! Çıkacak artık bu yasa! Arkadaşlar, muhteşem. Son sözü de senden alıyorum başkan. Ondan sonra sizi artık arkadaşlarımla baş başa bırakacağım. Evet, arkadaşlarımla. Biz bugün buradayız. Yarın da Altay'a Sakarya'dayız. Evet. 15 Mayıs'a kadar genel başkanımız sağlarda bir miting için arkadaşlarımızla birlikte olmaya devam edecek. Biz de bugün Çorlu'da buradayız. Belediye meydanındayız. Tüm halkımızı, Çorlu vatandaşlarımızın hepsini bugün buraya davet ediyoruz. Evet, hemen sormuş çünkü. Onu da tekrar söylüyorum. Tekirdağ Çorlu, Çorlu Belediyesi meydanında EYT Derneği, Çorlu EYT Derneği'nin standı vardır. Çorlu'da neresinde diye soran arkadaşlarımız olmuş. Hemen meydanda, Çorlu belediye meydanında, önündeyiz. Belediyenin önünde. Bekliyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Son bir şey de kapatacağım başkanım. Tamam. Arkadaşım bir çekme yapsın. Şimdi çok başkanlarımın çok bugün işleri var. Zamanlarını almak istemiyorum. Bizimle olduğunuz için, çoğu yorumlarınızı okuyamadığım için çok üzgünüm. Katılımlarınızdan dolayı benimle olduğunuz için, bizimle olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize minnettarız. Başka bir programda, başka bir zamanda, belki de 15 Mayıs Maltepe mitinginde. Belki yok. Belki yok. Belki tamam yok. Peki. Kısmet olursa 15 Mayıs Maltepe mitinginde Gönül Boran Özüpak ve Hasan Çebi Başkanım'la orada olabilmek dileğiyle bugün benden 27 Mart Pazar gününden Sema Nur Saygın Özay hoşça kalın diyor. Bu arada tam kapatırken unutmadan bunu da ilave etmek istiyorum. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. Bugün tüm tiyatrocu kardeşlerimin ve dostlarımın da bugününü özellikle kutluyorum. Sahnelerinden inmesinler, sahnelerinde her daim kalsınlar diyorum. Sevgiyle kalın, devrimle kalın, bizimle kalın.